Bayram abi, bu korona konusu Almanya'da çok tartışılıyor. Özellikle Türkiye'nin güvenli ülke olup olmaması, işte insanlar karantinaya girip girmemesi, orada buraya geldikleri zaman Almanya'ya rapor sunmaları gerekiyor veya 14 gün karantinada kalmaları gerekiyor. Böyle bir karışıklık yaşanıyor. Sen bunlarla ilgili ne söylemek istersin? Ya ben bu konuda bir yazı da yazdım internete. Alman hükümetini burada çok büyük bir şekilde de eleştirdim. Çünkü Almanlar burada iki yüzlülüğünü ortaya koydular. Yani Avrupa Birliği'ne tanıdığı hakları biz Türkiye'lilere tanımadılar. Çünkü Türkiye'liler olarak burada Almanya'da 3,5 milyon insan yaşıyoruz. Bize de en az bazı haklar verilmesi lazımdı. Ama görüyorum ki bazı politikacılarımız işi çok hafife almış. Bir de sayfa sayfa müjde diye bir yazılar yazıyorlar. Bu beni çok üzdü. Müjde verilecek bir haber yok. Çünkü Türkiye'deki şartları bunlar bilmiyor galiba. Türkiye'de bir rapor almak o kadar basit değil. En aşağı 3-4 günlerini alır. Almanya ne diyor? 48 saat, en geç 48 saat önceden alınan bir raporu buraya, Almanya'ya girdiğinizde polise vermeniz lazım. Ve o zaman karantinadan kurtuluyorsunuz. Bu imkansız. Türkiye'de diyelim ki ben bir haftalığına izine gittim. Bingöl'ün ufak bir köyüne izine gittim. Oradan nerede ben yaptıracağım korona testini? Bu çok zor ve test yapmak da mesele değil. Test yaptıracaksın, ondan sonra o testi tasdik ettireceksin, böhördeden yani resmi daireden rapor alacaksın, o raporla buraya geleceksin. Yani test sorun değil, sırf test yapmakla da kalmıyor. Bu çok bir zor. Ben burada Wilhelmsburg'da bir sürü insanla konuştum. Burada deniliyor ki Türkiye'de bu testler içinde para alınıyor. Hadi parayı da bırak, her yerde yapmıyorlarmış. Yani o kadar iki ucu açık bir şeyde yürüyoruz ki dar bir sokakta ne yapacağını kimse bilmiyor. O yüzden bence buranın politikacıları, Türkiye'li politikacılar müjde vereceklerine biraz çalışıp buradaki Avrupa Birliği'ne verilen hakları biz Türk işçilerine de verilsin ki insanlar rahat rahat gelsin. Ben şeye karşıyım, rapora karşıyım. Raporla bu iş olmaz. Gelirim burada iki hafta bu şeyi kaldırmaları, iki hafta karantina olayını kaldırmaları lazım. Yoksa hakikaten çok büyük zorluklar yaşayacağız, çok büyük problemler yaşayacağız. Çünkü burada milletin düşündüğü kadar kolay değil. Orada bir resmi daireden bir belge almak oldukça zor ve birkaç gününü alır. Yani bir haftalık izinin yarısı oralarda geçer. O yüzden benim tavsiyem tüm Türkiye'li işçilere, burada Türkiye'li burada yaşayanlara hep beraber burada bakanlıklara baskı yapıp, basın yoluyla baskı yapıp, buradaki bu kanunu değiştirip bir raporsuz buraya gelme imkanı tanısınlar diye düşünüyorum. Yaptıkları doğru değil.